Güzel bir akşam diliyorum arkadaşlar hepinize. Bu akşam hepiniz şu sorunun cevabını merak ediyorsunuz. Alman vatandaşlığı mı süresiz oturum mu? Hangisini alalım hangisini almayalım? Ya da süresiz oturum almadan direkt olarak Alman vatandaşlığına geçiş mümkün mü? Değerli arkadaşlar öncelikle Alman vatandaşlığına giden yolda öncelikle süresiz oturumunuz olacak sonra Alman vatandaşlığı alacaksınız diye bir kayda yok. Yani siz normal bir yıllık iki yıllık oturumlardan birden bire Alman vatandaşlığına da atlayabiliyorsunuz. Bu anlamda Hiçbir engeliniz yok. Direkt olarak Alman vatandaşı olabilirsiniz ama tabii ki Alman vatandaşı olabilecek nitelikte bir oturumunuzun olması lazım. Orada bir cümle var. Almancadan Türkçeye çevirirken karışıyor. Belki orada kafanız karışıyor. Süresiz oturum almaya müsait nitelikte bir oturumunuzun oturumunuzun olması diyor. Yani oturumunuz aslında süresiz oturum almak için şartlarınız uygun olmalı ama almamış da olabilirsiniz başvurmamış da olabilirsiniz. Direkt olarak Alman vatandaşlığına da başvurabilirsiniz. Yani süresiz oturum şart değil. Direkt Alman vatandaşı da alabilirsiniz. Pekala süresiz oturum mu Alman vatandaşlığı mı? Bu tabii ki yorumdur. Herkese göre değişir. Tırnak içerisinde ben yüksel olarak Kesinlikle Alman vatandaşlığı derim. Çünkü Alman vatandaşı olduğunuzda Almanya'nın diplomatik korumasını alıyorsunuz. Alman vatandaşı olduğunuzda sınır dışı tehlikeniz ortadan kalkıyor. Alman vatandaşı olduğunuzda sizin Türkiye'ye gönderilmeniz, başka bir yere gönderilmeniz mümkün değil. Alman vatandaşı olduğunuzda Almanya'nın dışında dilediğiniz ülkede dilediğiniz kadar kalabilirsiniz. Almanya'ya döndüğünüzde sen Almanya dışında 6 aydan fazla kaldın. Şöyle oldu böyle oldu oturum iptaliniz mümkün olmaz. Eğer Türk vatandaşı sizin için çok değerli ise hani Türkiye'deki işlerinizden dolayı işte milletvekili olmak istiyorsanız belediye başkanı olmak istiyorsanız vesaire şu an çifte vatandaşlık çıkıyor biliyorsunuz çifte vatandaş olabilirsiniz ama tercih yapacak olursanız ya süresiz oturum var Alman vatandaşının yerini alıyor kesinlikle diyemem. Süresiz oturum hiçbir suretle Alman vatandaşının yerini almıyor değerli arkadaşlar. Süresiz oturum hiçbir suretle Alman vatandaşının yerini almıyor. Bu kanaat benim için hani geçerli değil. Orada bu onun yerini alıyor diyen arkadaşlarım beni ikna etmesi lazım. Avantajlarını da söyledim. Alman vatandaşı hiçbir şey suretle iptal olmayabilir. Çifte vatandaş olduğunuzda dahi sizi Alman vatandaşından atabilirler. Ama Alman, sadece Alman vatandaşı olduğunuzda sizi hiçbir şekilde atamazlar ya da sınır dışı edemezler. Sınır dışı edileceğiniz bir ülke olmaz. Ana ülkeniz Almanya olur. Dilediğiniz ülkede örnek Türkiye'de dilediğiniz kadar yaşarsınız. Türkiye'den izin aldıktan sonra geldiğinizde hani kesin dönüş yaparsınız. 10 yıl sonra gelirsiniz. 10 yıl Almanya'ya hiç uğramayıp 10 yıl sonra gelip ya ne var ne yok arkadaşlar dediğinizde sen Almanya'nın dışında uzun kaldın şöyle oldu böyle oldu demez ve geldikten hemen sonra da sosyal yardımıydı, devlet yardımıydı, devlet desteğiydi, kira yardımıydı hiçbir sorun olmadan hayatınızı Almanya'da kaldığınız yerde başlarsınız. Dünyanın 193 ülkesine vizesiz gidersiniz. Amerika'ya, Kanada'ya, Avustralya'ya, Yeni Zelanda'ya, İngiltere'ye vizesiz gidersiniz. Dünyanın dilediğiniz ülkesinde yaşama hakkınız olur. Alman vatandaşlarının dünyanın 170'i aşkın ülkesinde yaşama ve çalışma hakkı da var. Alman vatandaş olduğunuz zaman İngiltere'sinden Avusturya'sına dilediğiniz her ülkede gidip yaşayabilirsiniz bakın. Ama süresiz oturmanızın olduğunda gideceğiniz her ülke için ayrı ayrı vize almanız gerekir. Gideceğiniz ...ve yaşamak istediğiniz her ülke için ayrı ayrı izin almanız gerekir. Ama dünyanın ikinci değerli pasaportu... ...birinci Japonya, ikinci e Almanya... ...ikinci değerli pasaportuyla dünyanın dilediğiniz ülkesine... ...vizesiz gidebiliyorsunuz. Toplamda 192 ülke galiba. Ve çalışmak isterseniz de gidip oralarda çalışabiliyorsunuz. Ve Almanya'nın diplomatik korumasına, korumasına sahipsiniz. Süresiz ol oturumunuz olduğunda... Almanya dışında gittiniz mesela Tayland'a. Tayland'da başınıza bir hadise geldi. Tayland'da karakolla polisle problem yaşadınız. Alman vatandaşı olduğunuz için Almanya sizi diplomatik olarak koruyor. Gittiğiniz bütün ülkelerde Alman konsolosluğunun desteğini yanınıza alıyorsunuz. Ee, ama Türk vatandaşı kalıp süresiz oturumunuz olduğunda Türk vatandaşının gidemediği ülkelerin ülkelere gidemiyorsunuz. Sizin süresiz oturumla sadece Avrupa Birliği içerisinde Schengen bölgesinde vizesiz seyahat edersiniz. Amerika'ya, Kanada'ya, İngiltere'ye, Yeni Zelanda'ya, Avustralya'ya, Japonya'ya gidemezsiniz örnek veriyorum. Dolayısıyla da ben tırnak içerisinde benim yorumumdur ama hiçbir suretle Alman vatandaşlığı ile süresiz oturum kıyaslanmaz. Kesinlikle Alman vatandaşlığı. Türk vatandaşını da alıp çifte vatandaş olabilirsiniz. Sadece Alman vatandaşı olmuş olanlar Çifte vatandaşlık yasası çıktıktan sonra Türk vatandaşına dönebiliyorlar mı? Evet dönebiliyorlar. Yeniden Türk vatandaşlığını alıp Alman vatandaşı olabiliyorlar. Çifte vatandaş olabiliyorlar. Bu konu bu şekilde.